Artı TV'den hepinize merhabalar. İyi hafta sonları. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi içli dışlıyı pazar günü yapıyoruz. Geçen hafta CHP'nin ikinci yüzyıl açıklamasına gittiğim için yapamamıştık cumartesi günü. Bu hafta ise ben korona olduğum için bu bir gün daha erteledik. Hocam normalde size nasılsınız diye sorarak Maske başladım ama. takmış mıydın o toplantıda? Hocam takmadım, takan da yok. İşte buyur. Ya sana ne başkalarından kardeşim, sen tak ya. Doğru, evet, takmak gerekiyormuş. Ben de bu koronanın artık bitmekte olduğu, bittiğini düşünmüştüm ama bitmemiş. Onu söyleyebilirim. Üç gecenin ikisinde hastaneye gittim. Serum aldım. Ve öyle dikildim tekrar ayağa. Hocam bir de tabii sizin karşınızda olmak büyük bir mutluluk veriyor insana. İlacılığı bırak hadi bakalım. Hocam şimdi gündemi ben takip etmeye çalıştım çünkü hep evdeydim zaten ama bu berbat bir haftadan geçtik yine. Yani hep iyi şeyler konuşalım diyoruz ama artık iyi şeyleri değil, berbat şeyler konuşulan bir haftayı geride bıraktık. 6 yaşındaki çocuğun başına gelenler, 6 yaşındaki kız çocuğun evlendirilmesi, onun başına gelenler. Timur Soykan'ın haberiydi ve bu hafta herhalde herkes bu haberi konuştu. Yani gericilik diye bir şey var ya, işte onu yaşıyoruz şu anda. Tam anlamıyla bir gericilik yaşıyoruz. Padişah babası Fatma Sultan'ı 7 yaşındayken nikahlamıştı. Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Ondan sonra da 14 yaşında gerdeğe sokmuştu. Bunlara dönüyoruz. Hadi o bir siyasi evlilikti. Bu ne? Tam bir gericilik bu. Bak tekrar bunu yazdım, tekrar söylüyorum. Alınan alınsın, alınmayan alınmasın. 7. yüzyılda konmuş şeriat kurallarını 21. yüzyılda uygulamak rezilliktir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Hocam maalesef bunu da sanki Müslümanlara laf ediliyormuş gibi yorumlamaya çalışan bir kesim vardı ki benim görebildiğim kadarıyla ben mutlaka marjinaller vardır ama işte Müslümanlar sapıktır falan diyen kimseyi ben görmedim açıkçası. Kardeşim, Benim Müslümanlara laf gördüklerim eden yok. Şeriatçıların rezilliği bu. Müslüman başka, şeriatçı başka. Müslüman başka, dinci başka. Din başka, dinci başka. Sonra ne demek oluyor? Ta Mayıs ayına 6 ay sonraya gün vermek yargıda. Sakın hakimlerimiz ortalık biraz yatışsın da benim vereceğim karar benim başıma iş açmasın mı diyorlar acaba? bence öyle demiyorlar hocam. Ben daha başka bir şey düşünüyorum. Şu seçim geçsin de rahat rahat karar verelim diyor olabilirler gibi geliyor bana. İçim şey yapıyor. Çünkü yargı bürokrasisi de değişimin herhalde kokusunu herkesten daha çabuk alacaktır veya almıştır. Onlar da kararlarını bazı baskı mekanizmaları ortadan kalktıktan sonra vermek istiyorlar diye düşünüyorum. Yalnız bak şu anda yargı ne yapıyor? Delilleri ortadan kaldırabilecek, buna karartma diyorlar ama ortadan kaldırmaktan bahsediyorum ben. Bir ortamda tutuklama yapmıyor. En basit olayla adam eleştiri yapıyor, pat tutuklama. Burada yok. Kimsenin bahsetmediği bir şey var. Hayret ediyorum niçin o konuyu hiç açmıyorlar. Bu 7 yaşında evlendirilen ve şimdi 24 yaşında olan kız var ya, bu olayı burasına kadar gelip açığa vuran, onu kim koruyor şimdi? Nerede koruyor? Hani böyle durumlarda devlet korur ya, devlet dediğin iktidar, iktidar dediğin AKP. AKP dediğin
ödü koptuğu için şimdi şeriatçılardan medet uman bir iktidar. Kim koruyor bu zavallı kızı? Kimsenin bunu sorduğu yok. Hocam, muhalefetten de biraz geç gelmekle beraber oldukça kararlı bir tepki geldi benim görebildiğim kadarıyla. Herhalde olayın bir gerçek mi değil mi o beklendi birkaç gün ama ondan sonra gerek altılı masa, gerek TİP, gerek HDP, bütün partiler ortaklaşa olarak bu olayın karşısında olduklarını söylediler ve o baskı AK Parti'yi bile bu konuda bir şey söylemek zorunda bıraktı. Bir kişi hariç. Her konuda ama her konuda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan hariç. Hocam, Her konuda konuşur, bu konuda yok. tabii gerek yok çünkü böyle bir konuda ortamı suyu bulandırmaya şimdi gelip de tarikatları karşımıza mı alalım hocam? Bir tek onlar kaldı çünkü elde. Seçim geliyor. Demokrasi var ya, seçim var. Hocam şimdi yani bu olaya dair de aslında daha başka konuşulacak bir şey yok. Yani ne Bırak Allah dediğini aşkına. bilmiyorum yani. Bırak. Rezaletin son perdesi de ve bırak Bilgehan. Rezaletin son perdesi deyip o zaman bir sonraki konuya geçeyim. O da Cumhurbaşkanı'nın Samsun'da söylediği söz. Açıkçası ben bu sözü biraz konuşuruz hukuki açıdan ya da siyaseten ama ben çok güçlü olarak buldum. O da son kez o istiyorum sizden dedi insanlara. Ben bu sözü çok güçlü buldum hocam. Siz nasıl değerlendirdiniz bilmiyorum. Çok insani bir yerden ondan ayrılmış olan seçmeni yakalayan bana çok güçlü geldi. Ya neden son kez istiyor? Neden hayatı boyu iktidarda kalmıyor seçimlerle? Madem ki seçiyorlar insanlar Sayın Erdoğan'ı, niye hayatının sonuna kadar kalmıyordu? Son defa diyerek insanların duygularına şey yapıyor, hitap etmeye çalışıyor. Çünkü başka çaresi kalmadı. Yahu anayasa iki kere seçilir diyor. Son defa olarak üçüncü kez seçim beğeniyor. Bu sözde hocam biraz da şu var. Yıllarca siz itilip kakılmıştınız. Benim dönemimde, benim öncülüğümde başınız yükseldi, bürokrasiye girdiniz, her yere girdiniz. Şimdi benim size ihtiyacım var. O yüzden bana bir el uzatın diye bir alt metin olduğunu hissediyorum burada ve açıkçası bunu çok güçlü buluyorum. Neden bu insanlar sarıldılar Erdoğan'a? Çünkü 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında önce iddiaçılar, sonra Kemalistler tarafından formüle edilmiş olan laikçilik kalkıldı 60'ta, 71'de, 80'de tekrar tiyatro sahnesine Hatta getirildi. 28 Şubat'ta 97'de. Hatta 28 Şubat'ta 97'de. Tabii bu insanlar ezildi. İşte o ezilen insanlar şimdi oy veriyorlar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a ve onun hadi ne olur son defa beni seçin çağrısına kulak verecekler muhtemelen. Ama kaç kişi kulak verecek onu Hocam bilmiyorum. şimdi kaç kişinin vereceği önemli. Çünkü 2015 seçimlerini %49,5'la kazandıktan sonra AK Parti bugün bu oranın %32-33'lerde olduğunu görüyoruz. Yani bir kere 15-16 puanlık kopan bir kesim var. 15-16 puan da yaklaşık 9-10 milyon seçmen yapıyor. 9-10 milyon kopmuş insanın geri dönmesi herhalde pek mümkün değil. En azından benim düşünceme göre pek mümkün değil.
Ama bu son açıklamayla yani tamam evet şu oldu benim de hatalarım var. Çünkü böyle bir devamı da var o konuşmanın yani. Tabii ki bizim de hatalarımız oldu, eksiklerimiz oldu. Ama gelin son kez bana bir oy verin diye bir açıklama. Bunu ben oldukça önemli buldum. Ama şunu özür dilerim ilave etmek istiyorum. Serap Yazıcı'nın dediğine göre Serap Yazıcı diyor ki seçim 2 aydan önce yapılırsa ancak o zaman seçim yenileme olur anayasaya göre ve o zaman Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bu da 16 Nisan ve öncesindeki bir güne tekabül ediyor. Doğru. Ben bu iktidarın seçimi bu hafta bazı böyle yurt dışı kaynaklı yerlerde de gördüm bu haberi. 16 Nisan ve veya öncesine çekeceğini düşünüyorum bu tartışmalardan münezzeh kalabilmek için. Olabilir. Yani benim söyleyeceğim şeyler var. Onları unutmam inşallah. Bu dediğin doğru. Erkene çekebilir. Fakat bunu niye yapar? Bir kere şimdi Ocak başında zamlar yapmak zorunda kanun. Asgari ücreti artırmak zorunda. Angaje olduğu, burasına kadar angaje olduğu EYT'ler var. Emekli maaşları var, memur maaşları var. Emekli memur maaşlarına zam var. Şimdi bu zamların etkisi 1-2 ay içinde geçecek. O etki geçmeden fiyatlar da ona paralel olarak artmadan seçim yapmak isteyebilir bir. İkincisi, muhalefetin elini sıkıştırarak muhalefetin acele etmesine ve de kendisine bir strateji çizmeden seçime girmek zorunda kalmasına oynuyor. Bunu bir kere not edelim. Biraz önce söylediklerine geri dönersek, yani ne dedin sen? Bu %15-16 oy kaybı var Cumhur İttifakı. Şimdi bu konuda şunlar geliyor aklıma söylenecek. Bir kere bu şeyler kamuoyu nabız yoklamaları durmadan inip çıkıyor. Yani çok fazla inip çıkmıyor ama inip çıkıyor. Onun için onlara %100 güvenmek çok hata olur. Bu bir. İkincisi, evet Cumhur İttifakı oy kaybediyor ama Millet İttifakı kazanmıyor. Onlar hala kararsız parti olarak ortalıkta dolaşıyor. Neden? Çünkü altılı masa itimat telkin etmiyor. Şey çıktı şimdi son olarak Gelecek Partisi Başkanı eski başbakan söyle adını. Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu çıktı. Bir kişi yönetmeyecek dedi. Yahu bir geçiş döneminden bahsediyoruz. Tek adamın yönettiği ve de her şeyi bundan 100 yıl öncesine götürdüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Burada 6 kişi karar vermeye kalkarsa bu rezaleti ortadan kaldırmak için bu rezalet ortadan kalkmaz. 6 yaşındaki çocuktan tut bilmem neye varıncaya kadar. Burada ama Moder şöyle bir araya dur, girip dur araya girme çünkü unuturum. Sen gene aklında tut, sen daha gençsin. Hatırlarsın. Benim gördüğüm kadarıyla bu konuda kesinlikle böyle düşünüyorum. Bu 6 parti karar verecek. Belli ilkeler koyacak, belli bir süre koyacak ve bugünkü rezaletin ortadan kaldırılıp normale yerleştirmesi için tek kişinin Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ortalığı düzeltmesini sağlayacak. Çünkü bu ortam kanunla, meclisle falan filan değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin tek imzalı olarak çıkarılmasıyla yüz binlerce kişinin işten atılması, on binlerce kişiye hayatının karartılması. Bunlar tek imzayla oldu. Bunlar ancak tek imzayla düzelir. Bu normale döndükten sonra
Ha, ondan sonra işte parlamentonun güçlendirilmesi ve parlamenter rejimin geri dönmesine başlanabilir. Evet, bir şey sen hatırlarsın şimdi söyleyeceğim. Hocam şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben bu açıklamalarda. Şimdi altılı masada altı farklı görüş var. Bu görüşlerden birini temsil eden kişi de Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunun Kılıçdaroğlu olduğunu varsayalım şimdi. Çünkü ana muhalefet lideri ve altılı masanın en güçlü partisi olarak. Kılıçdaroğlu olursa yani eğer şeyde bir eş güdüm grubundan bahsetti Temel Karamollaoğlu. Karamollaoğlu iktidarın bir parçasıyım demediği müddetçe kendi tabanını Kılıçdaroğlu'na veya bir başka lidere ikna etmekte çok zorlanabilir diye düşünüyorum. O yüzden söylem olarak seçime giderken her parti evet biz iktidarın bir parçası olacağız, iktidarda olacağız, seçilen kişi bize tabi olacak diyerek aslında tabanlarına biz iktidara geliyoruz mesajı vermeye çalışıyor gibi geliyor bana. Güzel. Geldikten sonra nasıl düzeltecek? İnsanlar buna itimat ediyor mu? Onu ancak sandık sonucunda göreceğiz. Geçelim. Hocam geçelim. Şimdi BİM'lere savaş açılması diye bir tuhaf komik bir olay oldu. Bu olay iki açıdan komik. Çünkü BİM bundan 20 sene önce yeşil sermaye denip laik mahallelerde hiç haz edilmeyen bir yerdi. Şimdi o kesim BİM'den alışveriş yaparak BİM'e destek olmaya çalışıyor. Fakat BİM'in önü kazılıyor, kıyamet kopuyor, kapılarına Devlet Baba yazıları yazıyor. Yadan da Cumhur İttifakı. Bu da yani tarihin cilvesi mi desem yoksa bizim ülkenin garipliği mi desem ne desem bilemedim. AKP çatlıyor, çatır çatır çatlıyor. Çünkü neye dayanıyor AKP? Muhafazakar esnafa dayanıyor. İşte muhafazakar esnafın da burasına kadar geldi. Adam ödediği elektrik parası artıyor. Adam aldığı malın fiyatı artıyor. Sen ona diyorsun ki, bak seçim geliyor. O artır mı diyorsun perakendeyi? Adam zarar mı etsin? Yani kapitalist ekonominin mantığına aykırı hareket ediyor AKP. Hareket etmek zorunda kalıyor, seçim geliyor diye. Olay bu. Ha, şimdi ne oluyor? BİM'in 6 tane şubesinin kapısına mühür basıyor bir AKP'li belediye başkanı. Ben bunların isimlerinden bahsetmek istemiyorum. Hiç gerek Adam, yok. hiç gerek yok, ağzıma bile almak istemiyorum. Dediğin gibi saldırılar oluyor. Meclise saldırı olursa milletvekili kalkıp da muhalefet milletvekiline saldırırsa BİM'e saldırmazlar mı gece vakti? Öyle güvenlik kamerası falan filan dinlerler mi? Nasıl olsa bir şey olmayacak. Nasılsa tutuklama olmayacak. Kolluk kuvveti de arkamızda. Kolluk kuvveti de arkamızda, İçişleri Bakanlığı sapına kadar arkamızda. Yargı korkuyor. Dolayısıyla burada ne yapardım ben olsam onu düşünüyorum. Esnafı esnafa kırdırırdım. İşte şok değil mi? BİM'i kırmaya kalktı. Oysa bunların hepsi yeşil sermaye. Migros'una varıncaya kadar. Hocam, BİM'de çareyi iktidara yakın bir mecraya tam sayfa reklamlar vermekte bulmuş. Sabah Hürriyet. İki sayfa yan yana böyle açıyorsun. Sol ve sağ taraf. Ne yapsın? Ne yapsın? Hocam, bir de mecliste bir meydan kavgası vardı.
Bir İyi Parti milletvekilinin aldığı darbeden sonra bir kalp spazmı geçirmiş. Hastaneye kaldırılmış. Ya Fakat elektroşokla hayata döndürülmüş. evet. Fakat Şansı var mı? ben yumruğu atan vekilimizin açıklamasını çok beğendim hocam. Böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim. Gereken yapılmıştır mealinde konuşmuş. Erkek adam. Erkek adam hocam, vatan böyle savunulur. Bu Evelallah. kadar böyle. Din ve vatan böyle savunulur. Bayrak ve ezan böyle savunulur. Helal olsun. Yani orada meclismiş, fikirmiş, fikirle karşılık vermekmiş hocam. Bunlar nedir böyle şeyler ya? Şöyle bir tane esaslı vuracaksınız hocam arkanızda kalabalıkla beraber. Ders alacak herkes. Abi herkese. Bunun bir sonraki aşaması da var hocam. İnşallah o günleri de görürüz seçime kadar. Sallandıracaksın hocam iki kişiyi Taksim Meydanı'nda. Bak bakalım bir daha savunabiliyorlar mı bunları. Tabii, idamı kaldırmak büyük hata oldu. Hocam bunu gerçekten söylediğinizi düşünüp hemen baskın oran 2 nokta üst üste diye haberlere çıkarabilirler. Çıkarmazlarsa Anladım. da. Anladın değil Anladım. mi? Anladım. 3 nokta koyalım. Devam Üç edelim. nokta, üç nokta koyalım. Hocam İçişleri Bakanı Yani o kadar adi insanlar var ki piyasada. Evet, devam edelim. İçişleri Bakanı da gerçekten her konuşmasında gündemi değiştirecek şeyler söylemeyi başarıyor. Bu kez de Amerikan çocukları diye muhalefete söyledi. Bu konudaki düşünceniz nedir? Amerikan çocuğu bu laf daha önce de söylenmişti ama tam da Erdoğan Bali'ye giderken, Amerikan başkanı ile giderken Amerika'yı hedef almıştı. Sonra o işin aslı gelmedi bir türlü. Taksim patlamasının arkasında Amerika varsa ki herhalde İçişleri Bakanı söylüyorsa elinde bilgi ve belge vardır. Bunları yayınlamadığı için bilmiyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu Amerikan çocukları açıklaması için? Vallahi Biden'dan kim randevu almak için kendini paralıyorsa o düşünsün. Ben ne düşüneceğim? Ayrıca Amerikan çocukları, Gezi çocukları bilmem ne. Türkçe'de bunun ne çocukları olduğunu herkes bilir. Çocuklar bilebilir. Hele sizin gibi hocam çocukluğunun bir bölümünü İzmir sokaklarında geçirmişler. Haydi haydi bilirler. Çok şükür o zaman bilgisayar yok. Tablet mablet yoktu. Biz sapına kadar çocukluk yaşadık İzmir Alsancak sokaklarında. Hocam bu yani tabii ki İçişleri Bakanlığı'nın bilgisine, ferasetine bir şey söyleyecek halim yok ama Amerikan çocukları diye bağırmak bu bana sanki fikir değilmiş gibi geliyor. Yani ifade özgürlüğü içinde de pek yerini bulamamakla beraber bu açıklamaları yapan kişi kim olursa olsun aslında pek de yakıştıramıyorum. Yani durmuş oturmuş insanların daha somut ve arkasını getirebilecekleri şeyler söylemelerinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben yakıştırıyorum. O şahıslarla bu lafları birbirine çok yakıştırıyorum. Oldu mu? Oldu hocam. Ben çok daha kibar söylemeye çalışmıştım. Ben de eski bahsediyorum. Dikkat edersin. Hocam buradan da biraz dış politikaya gelelim istiyorum. Dış politikada neler oluyor bir size sorayım istedim. Bazı haberler var çünkü. Nedir o haberler? Haberlerden biri mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Terkoğlu'nun bir yazısı var. NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut diye. Türk dış politikasında bizim İsveç'le ve Finlandiya'yla yaşadığımız bazı gerilimler var. Onlardan daha fazlasını bekliyoruz diyoruz ısrarla. Bu konularla ilgili bir yorum alıyorum. Şimdi bu ortalık çok izahı çok kolay. Bir liste verdi biliyorsun. İade edilmesini istedik kimselerin listesi. Şimdiye kadar iki kişi iade edildi. İki kişi de bu listede yok.
İkinci iade edilen bir minibüs şoförüymüş. Ve Türkiye'de davaları varmış bilmem ne falan filan. Ben burada yani artık iktidarı, bizim iktidarı suçlamaktan bıktım. Seçimi bekleyeceğiz. Ben Finlandiya ve özellikle İsveç'i aşağılıyorum. Çünkü Türkiye'deki iktidarı böyle böyle sakinleştirmeye çalışıyorlar. Liste dışı insan iade ederek. Halbuki bunlar bizim iktidarı doyurmaz. Tam tersine iştahını açar. Üstelik İsveç'i şu anlamda kınıyorum ki biz Türkiye olarak 1950'lerin başında NATO'ya girmek için can attık. Bu yüzden sürüyle şehit verdik. Allah'ın haritada yerini gösteremeyeceğimiz Kore'sinde. Ama şu vardı ki gerçek bir tehdit vardı Stalin'den. En azından gerçek bir tehdit algısı vardı. Bugün İsveç'in Putin'den, Rusya'dan, bugünkü Stalin olan Putin'den tehdit algısı var mı? Kalmadı artık. Şu anda Putin bu işin içinden, bu rezaletten nasıl sıyrılabileceği çırpına çırpına düşünüyor. Ama hala İsveç işin farkına varmadı. Hala bizim iktidarı tatmin etmek için minibüs şoförlerini iade ediyor. Yani böyle bir şey olamaz ya. İsveç'i biz gözümüzde nasıl büyütmüşüz? İnsan hakları açısından. Tüh, yazıklar olsun. Hocam, bu haftanın yani matrak olaylarından biri de şimdi kurumlar eleştirilmediği müddetçe veya devlet tarafından müthiş bir iktidar ve nüfuz gücüyle sarmalandığı zaman yozlaşma ve çürüme de aynı hızda gerçekleşiyor diye düşünüyorum. Bunun bir örneği bir imam camide bir başka hanımla basıldı. Ve bunun arkasında yaşanan olaylar yani imamın kendi özel hayatları beni hiç ilgilendirmiyor da onun yani neler yaşadığı. Bunun camide yapılmasının herhalde daha toplumsal bir şey var. Ben çünkü böyle bir haber hiç görmemiştim daha önce. Ya bu konuda benim fikrimi merak ediyorsun. Aa tabii ki. Yahu, ya Bilgehan, bunun fıkrası var be. İmamı bir kadının üzerinde yakalamışlar camide. Cemaat bu nedensizlik demiş. İmam demiş ki densizlik değil yersizlik demiş. Anladın mı? Ha, şimdi kutsal bir mekansa cami, o kutsal mekan dibine kadar kirletilmiş oluyor. Peki Diyanet ne yaptı? En sonunda kaçınılmaz kuvvet devreye girince adamı görevden aldı. Kaçınılmaz kuvvet dediğim sosyal medya. İşte bunun içindir ki o sansür kanunu çıkardılar. Sosyal medyayı susturmak için. Fakat artık o devri daim makinesi haline geldi. Yani çalıştığı zaman bir enerji üretiyor ve o enerji ona enerjiden yararlanarak çalışıyor. Kendi enerjisini John Ahmet'in üretiyor. devri daim makinesi. John Ahmet'in devri daim makinesi gibi. Dolayısıyla artık sansür değil de süper sansür kanunu çıkarsan bu gibi rezaletler duyulacak. Duyulduğu zaman iktidar görevini yapmayacak. O zaman çatır çatır iktidara görevini yaptıracaklar. Hocam, Sonunda görevden alındı. Varank'ın kuzeninin başına gelen de aynı Aynı bu şey. sosyal medya mı? Eğer sosyal medya onu yazmasaydı, bu Bodrum'un deniz gören iyi yerlerinden birine konması, Varank'ın yeğeninin veya kuzeninin her neyse, o duyulmasaydı bitmişti.
Geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun. O Bodrum'daki yer güzel bir yer midir siz bir Bodrumlu olarak? Yani şimdi ben neresi olduğunu bilemiyorum. Karşıdan çekilmiş denizi görüyor. Ya o denizi gören yer. Bitti. Denizin kenarı falan filan kalmadı artık. Ancak onu çok büyük paralara, çok büyük sermaye, çok büyük otel inşaatları yapıyor ve Danıştay'ı durduruyor. Durdurmasına rağmen devam ediyor. Şu anda devam ediyor. Hocam Danıştay'ı mı dinleyeceğiz Allah aşkına orada bir otel yapmak için? Ya tabii ya. Üstelik o otele herkes gidebilir, yararlanabilir. Abi canım Allah aşkına yani kamuya hizmettir hocam bunlar. İşte o kadar. İşte o kadar. Hocam bu hafta süremizin sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa umuyorum ki haftaya artık daha güzel şeyler konuşalım diyorum ama kısmet olur mu acaba? Vallahi umut kesilmezmiş. Matrak şeyler daima oluyor. Biz onları şey yapacağız. Mesela Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ekonomimizi büyütürken 7'den 70'li vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlüklerinde genişlettik dedi. Daha ne desin? İşte bu izah ediyor her şeyi. Evet hocam, bence de çok doğru bir açıklama. Bence de. Yani böyle şeyleri okuyup üfleyip uyumak lazım. Ferahlıyoruz hocam bunlarla. Tabii. Bakan Soylu'nun İstiklal Caddesi'ndeki bomba üzerine söylediği İstiklal Caddesi her yerimiz gibi emniyetli bir yerdir demesi. Mesela. Böyle şeyleri dinleyip neşemizi bulacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum size bu Ben de haftaki sana içli bildirim. dışlı programı için. Haftaya umuyorum her zaman olduğu gibi esas günümüzde cumartesi görüşürüz. İnşallah sen öyle parti kongrelerine bilmem gidip de maskesiz ortalıkta salınmazsan ve de hasta olmazsan inşallah. Haklısınız hocam. Kendinize dikkat edin. Hem size hem de izleyicilerimize bir kez daha söyleyeyim ki COVID bitmemiş. Bunu bizzat geçen hafta yaşayan biri olarak Tam tersine söylüyorum. Rönesans yaşıyor şu anda. Rönesans yaşıyor COVID. Vallahi yaşamış da 3 gecenin ikisinde hastaneye gittim. İlaç da yok eskisi gibi sadece parol veriyorlar. O yüzden kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Evet, bu programın da şeyi budur. Kıssadan hissesi. Hadi canım, hoşça kal. Sağ ol. Hoşça kalın hocam.